İlk önce ben TEDAŞ'tan çok şikayetimiz var. Elektrik sıkıntımız var. Bir de ondan sonra şunu bir zahmet alır mısınız? Şu pozisyonu tellerin hali 20 yıldan beri eski şebekeden bütün yetkililere sesleniyorum burada. İlk önce Kaymakam Bey ve TEDAŞ elemanlarına sesleniyorum. TEDAŞ müdürüne sesleniyorum. 20 yıldan beri bu sıkıntımız var. Ondan sonra 10 yıl önce köyün üzerinde TEDAŞ köyün üzerinde, evlerin üzerinde bütün dilekçelerimizi vererek ve itiraz ettiğimiz halde kimse sesimizi duymadı. Evlerin üzerinde yüksek gelirimi çektiler. Ondan sonra yazın biliyorsunuz bizim Güneydoğu yazın herkes millet dışarıda yatıyor. Şimdi çocuklarımız evler üzerine çıkamıyor. Niçin çıkamıyor? Eğer sorarsınız niçin çıkamıyoruz? Çocuklar çünkü yüksek gelirim çok yakın. 2 ve 3 metre. Bunu da ispatımız var. Ondan sonra TEDAŞ'a verdiğimiz dilekçeler hepsi sorunsuz kaldı. Burada muhtarın bilgisi var. TEDAŞ yetkililerin bilgisi var. Buradan ben Kaymakam Bey'e ve bütün yetkililere sesleniyorum. Ve Enerji Bakanımıza sesleniyorum. Başbakan, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. En yakın zaman bu köy şebekesi elektrik telleri değiştirmesini istiyoruz ve tellerimiz çürümüş ve her fırtınadan kopmak üzere ve koptu. Hatta iki genç 17 yaşında İsmail kardeşimizi sebep oldu, rahmetli oldu. Ondan sonra bu sene gene köyün şebekesi tellerin çürmesi nedeniyle gene teller yere düştü. TEDAŞ'a sesleniyorum. Telefon ediyoruz. Burada bir olay tel yerdedir. Gelmediler. Gene bir çocuk Ömer Yetkin adına Mehmet Abinoğlu yakaladı. Bir ay hastanede kaldı. En yakın zaman bu tellerin değiştirmesini rica ediyorum. Kaymakam Bey ve yetkililerine sesleniyorum. Ve ikinci konu burada evlerimiz hepsi abonesi var. Faturalar geldiği zaman niye o kadar baskı yapılıyor? Yatırım bir gün geçtiği zaman faizle yatırıyoruz. Bunu da Kaymakam Bey bunun üzerine durmasını rica ediyorum. Ricam var, burada bakanlığa sesleniyorum ben. Büyük elektrik sıkıntısı vardır. TEDAŞ ekiplerine, yetkililere sesleniyorum. Bizim bu fatura böyle paraya gelince almalarını biliyorlar. Elektriğimizi kesmelerini biliyorlar. Yaklaşık 4-5 yıl önce kardeşim 16 yaşında, 17 yaşında bu telin yüzünden direklerin olmadığı için, yüksek gelirim olduğu için, bir de alçak olduğu için kendisi bu elektrik ve TEDAŞ'ın yüzünden rahmetli oldu. Bütün yetkililere sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum. Bizim köyümüze Yaban Yetkinler Köyü'ne bütün yetkililere sesleniyorum. Altını çiziyorum. Kendilerinden rica ediyorum. Muhtar Yaban Köyü'ne de sesleniyorum. Bütün yetkililere, milletvekillerine, devlet büyüklerimize lütfen rica ediyorum. Bırakmadığımız dilekçe kalmadı verdiğimiz. Zaten kardeşim 4-5 yıl önce zaten bellidir. Mahkemeye verdik. Hiçbir sonuç alamadık. TEDAŞ ekibinde de bir sonuç alamadık. Herkesten rica ediyorum. Herkes elini vicdanına koysun. Kimseye evlat acısı kimseye vermesin. Rica ediyorum. Bakın bu alçak gelirimin yüzünden kardeşim 16-17 yaşında rahmetli oldu. Bunu kimse anlayamaz. Sadece biz anlayabiliriz. Lütfen rica ediyorum. Bizim köyümüze yetkililer, muhtar, Uranşehir, Şanlıurfa, vali, kim yani elinden ne geliyorsa bize ulaşın, bize yardım edin. TEDAŞ'a ne dilekçe veriyorsak ya muhtara git, ya Urfa'ya git, ya Diyarbakır'a gidiyor. Biz kime gideceğiz? Ya Allah için söyleyin ya. Biz kime gideceğiz? Biz devlet düşmanı değiliz. Rica ediyorum. Bizim de bir köyümüz var. Biz de insan olmak istiyoruz. Biz de yaşamak istiyoruz. Lütfen rica ediyorum. Ya köyün dışında çıkarın ya yol boyundan
atabilirsiniz. Yazın sıcak olduğu için teller aşağı geliyor. Dama biniyoruz, elini atsan tele de giyiyor. Ya bunu ya ne diyelim ya? Yani? Bir şey kalmadı diyelim ki ya. Ya Allah için ya. Bir elinizi vicdanınıza koyun, vicdanınıza.